Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimeler test 1 3. sorumuz. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşit olur. Buna kütlenin korunumu kanunu denir. Aşağıda bir kimyasal tepkime denklemine ait bilgiler yer almaktadır denmiş. Buna göre hangi seçenekteki grafikte yukarıda miktarları belirtilen bu maddelerin kütlelerinde meydana gelen değişim doğru olarak çizilmiş olabilir denmiş arkadaşlar. Evet baktığımızda A ve B maddelerimiz girenler toplam kaç gram girmiş arkadaşlar? 38, 28, 28 daha 66 gram girmiş. Ürünlerimiz ise 30, 32 gram da 62 gram oluşmuş. Normalde arkadaşlar kütlenin korunumu kanununa göre bunların ne olması gerekiyordu? Eşit olması gerekiyordu. O halde biz şunu sonucu çıkartabiliriz. A ve B maddeleri tarafında yani girenler tarafında 4 gram artış olması gerekiyor. Yani tamamı girmemiş 4 gramlık bir artış olması gerekiyor. Ee, şimdi seçeneklerimize baktığımızda arkadaşlar B ve D seçeneğine baktığımızda Bakın C ve D maddeleri ne olması gerekiyordu? Ürünler olduğu için sıfırdan oluşması gerekiyordu. Ama burada tükenmiş sanki girenler gibi duruyor. A ve B maddeleri ise ürünler gibi duruyor. İki seçenekte de. O halde bu iki seçeneğimiz bir kere yanlış eledik. Şimdi A'ya baktığımızda arkadaşlar bakın 38'in tamamı girmiş. 38 gramın tamamı tükenmiş. 28 gramın tamamı tükenmiş. Yani 66 gram bir giriş var. Ürünlerde ise 32-30 daha 62 gram oluşmuş. Bunun eşit olmadığını görüyoruz. O halde bu seçeneğimiz de yanlış. C'ye baktığımızda bakın 38 gram giriş var. Ancak tamamı tükenmemiş. 4 gram artmış. Yani 34 gram A'dan giriş sağlanmış. 28 gram da B'den tamamı tükenmiş. Onun eşittir. C ve D'ye baktığımızda Birinden 30 gram oluştu. Birinden 32 gram oluştu. Yani 30 artı 32 diyelim. Ne oldu arkadaşlar? 62 eşittir 62. O halde tepkimemiz de kütle korundu. Cevabımız da C seçeneği oldu.